Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçedeki en önemli konulardan birini öğreneceğiz. Nedir Tonguç evladım benim? Türkçe eşittir paragraf. Harikasın. Türkçe eşittir paragraf. LGS 2024'te de hem sözelde hem sayısalda netlerimizi yüksek tutmak istiyorsak bu paragraf konusunu halletmeliyiz. Çünkü Türkçe eşittir paragraf zaten bak gördüğün gibi Türkçede bir sürü paragraf sorusu geliyor. En az 10 tane paragraf sorusu geliyor. Aynı zamanda bakıyorsun inkılap tarihine, din dersine burada da paragraflar var bak. Mesela bu bir inkılap tarihi sorusu ama paragraftan oluşuyor. Dolayısıyla biz hem sözel bölümde hatta sayısal bölümde aynı şekilde fen sorularını yaparken bile bak fen sorusu ama gördüğün gibi paragraftan oluşuyor. Mutlaka bu konuyu iyi bilmemiz lazım. Burada şu çok önemli. Kendi bakış açımızı unutacağız ve Bizden ne isteniyorsa ona göre soruyu çözeceğiz. Yani soruyu yazar, hazırlayan, metni hazırlayan yazar eğer buradan baktığında ne görüyor? Altı hocam. Altı görüyor. Ama sen öğrenci olarak buradan ne görüyorsun? Dokuz hocam. Dokuz görüyorsun. O zaman sen hemen yazarın tarafına geçeceksin. Soruyu hazırlayan adamın tarafına geçeceksin. Ve diyeceksin ki a evet burada altı varmış diyeceksin. Metinde altı olduğunu göreceksin. Diğer türlü benim açımdan bakarsan dokuz. Senin açıdan bak. Demi, polemiğe girmeyeceksin. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş şekilde çözeceksin. Ve bütün soruları doğru yapacaksın. Burada şu önemli. Tonguç'um bol soru çözmemiz gerekiyor paraf konusunda. O yüzden zaten biz de Tonguç Kap'ta birinci sezonda altıncı haftadayız. Ve bu hafta bayağı bir ödev vereceğiz sana. Çünkü hem bilge baykuşları hem de hızlı destekliyoruz. Ama en önemli hedefimiz nedir? Ne LGS'de en yüksek yapmak. Harikasın. LGS'de en yüksek net ulaşmak. Hayallerimizdeki liseyi kazanmak. O yüzden sıfırdan sekize sözelde sayfa 52-59 arasını Dinamo Türkçe'de test 27-46 arasını bak bayağı bir test var burada gördüğün gibi. Birçok soruyu çözmemiz gerekecek ki konuyu iyice pekiştirelim. Bak burada test e, 36'lar, 37'ler, 35'ler her birini güzel güzel çözmemiz gerekiyor. Ve Zoru Bankası'nda da yine Türkçe'de test 31-40 arasını güzel güzel çözmemiz gerekiyor. Bunları pekiştirince en yüksek netlere ulaşacağız inşallah. Burada şu çok önemli. Bugünkü dersimizde konu nedir öğreneceğiz? Yani sürekli bahsedilen kelimelere bakacağız. Başlık da yine konuyla aynı şey neredeyse. En fazla bahsedilen şeyler bize paragrafın başlığını verecek. Ana fikir yani ana düşünce. Ana düşünce düşünceleri nedir Tonguç'um? Annesidir hocam. Harikasın. Annesidir. Yardımcı düşünceye bakacağız ve parça soru cevaplara bakacağız. Diğer videolarımızda da yine parça yapıyı, parça anlatım biçimlerini ve sözel mantıkları inceleyeceğiz. Ama bugün bu konuyla odaklanacağız. Bol soru çözmenizi istiyoruz çünkü taktikli bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve şunu da unutmayalım. Parça, parça anlam diye başladık videomuza. Parça işte paragraf demek aynı şey. Paragraf da Türkçe demek. Dolayısıyla paragrafta nasıl fullenileceğini bu dersin içinde öğreneceğiz. Şimdi intromuza gireceğiz Songuç'um. Sonrasında... Paragrafı nasıl fullleyeceğimize dair birkaç taktik vereceğiz. Sonrasında süper bir şekilde parça anlam konusunu işleyeceğiz. İnşallah diyoruz. Dersimizin sonunda da burası da çok önemli. Dersimizin sonunda da mutlaka meydan okuma testini çözmeni istiyorum. Konuyu anlamış mısın? Taktikleri uygulayabiliyor musun? Bunların her birini görmeni istiyorum. Hadi bakalım o zaman. Tats uygulamasından, me Taz uygulamasından meydan okumayı çözmeden önce intromuz girsin. Ardından da videomuza güzel bir şekilde taktiklerle başlayalım. Hadi bakalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Şimdi ilk başta 5 adımda paragrafı nasıl hepsini doğru yapabiliriz? Şimdi full kelimesi Türkçe'de yok ama siz sevdiğiniz için buraya yazdık. Nasıl hepsini doğru yapabiliriz? Bununla alakalı bir kaç taktik vereceğim. Sonrasında da direkt soruları da taktiklerle ilerleyeceğiz için Birincisi paragraf testi çözerken hatta ders çalışırken yapmamız gereken şey bu. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani eğer açsan, susuzsan, uykusuzsan çözdüğün paragraf sorularını hep hatalı yaparsın. Ve sonra dersin ki ben paragraflarda hep kaçırıyorum. veya da ruhsal olarak ya bu paragraflar ne işime yarar ki? Aman LGS nedir ki? Bu nedir ya? Falan diye bakarsan, çözsem de kurtulsam diye bakarsan bu senin soruları hatalı yapmana sebebiyet verir. Dolayısıyla fiziksel olarak ve ruhsal olarak sorulara hazır olmamız gerekiyor. İkincisi ortam çok önemli. Dikkatini dağıtacak her şeyi ortadan kaldırman gerekiyor. Yani masanın yanında cep telefonun varsa kulaklığın varsa böyle dikkatini dağıtacak şeyler varsa bunlar soru çözerken senin yanlış yapmana sebebiyet verir. Dolayısıyla dikkatini dağıtacak her şeyi ortadan kaldırıyorsun. Masada çözeceğin sorular olacak. Kalem ve silgin olacak. Zaten LGS'ye girin masada ne olacak sadece? LGS kitapçıkları ve kalemleri. Harikasın kitapçıktan ve kalemlerden başka bir şey olamıyor. O zaman sen normal ders çalışırken de paragraf çözerken de bu düzeni korumalısın. Oturuş dönem Tonguç'um uykununu getirecek şekilde masaya eğilme. Dik oturman gerekiyor çünkü bazen eğik bir şekilde oturmak ya da yatarak çalışmak işte koltuğa uzanarak çalışmak kanepede çalışmak da senin dikkatini dağıtır ve senin sorularda yanlış yapmana sebep verir. Dolayısıyla oturuş hazırlık işte ortam bunların her biri değerli. Bir de tamam şimdi buraya kadar fiziksel hazırlığımızı yaptık. Bir de tabii ki birazdan taktikler de vereceğiz. Bazı sihirli kelimeler var. Bu kelimeleri çok iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani sadece asla tamamen bütünüyle kesinlikle gibi ifadeler çok iddialı kelimelerdir. Bunlar genellikle hangisine ulaşılamaz, hangisi söylenemez, hangisi yoktur, hangisine değinilmemiştir, hangisi çıkarılamaz gibi sorularda bize çok yardımcı olan kelimelerdir. Bir de özetle, kısaca ama oysa, ne var ki gibi kelimeler vardır. Bunlar da ana düşünce sorularına birazdan geleceğim hep bizi soruları rahatlıkla yapmamızı sağlayan önemli kelimelerdir. Dolayısıyla bu kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Son bir şey daha söyleyeceğim. Öğrencilerden gelen en fazla sorulardan Hocam, bir tanesi Hocam paragrafı bu. çözelim kitap mı okuyalım? Aynen senin sorduğun bu soruyu arkadaşlarımıza yorumlarda attığı için bizler de bunun son cevabını vermek istedik arkadaşlar. Bakın şu çok önemli. Tabii ki de bizler LGS'ye girdiğimizde bize soru soracaklar. Dolayısıyla soru çözmemiz en önemlisi. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü LGS bize seçenekli soru soracaklar. Ancak kitap okumak da insan beynini, insan zihnini o kadar geliştiriyor hem kelime dağarcığımızı yani bir kitap okuduğumuzda satırları takip ettiğimizde kelime dağarcığımız artıyor. Dikkat yeteneğimiz artıyor, odaklanma yeteneğimiz artıyor ve en önemlisi ne biliyor musun? Eskiden eskiden İnsanlar gazetelerden kuponla kitap alıyorlardı. Sonra burada güzel güzel ders çalışabiliyorduk. Sonrasında bilgisayar oyunları çıktı. Ardından Instagram, YouTube çıktı. Hatta siz Instagram, YouTube çıktığında zaten doğmuştunuz bile. Vardı benim çocukluğum yoktu mesela Instagram, YouTube. Şimdi Metaverse denen bir şey çıktı. Artık ders çalışmıyorsun. Ders çalıştığın ortamı ekranda görerekten ders çalışıyormuş gibi yapıyorsun. Bütün bunlardan dolayı insanlar artık şöyle bir kitap satırına baktığında dikkati dağılıyor, konsantre olamıyor, video izlemek istiyor, metaverse girmek istiyor, Instagram'dan, YouTube'dan takip etmek istiyor. Hatta bizim şu an izlediğimiz video bile YouTube'da öyle değil mi? Ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu anlamış. Diyor ki hatta şimdi işte Türkçe notlarını da artırdılar. Diye. Türkçe'de yetmiş olmayan sınıfta kalıyor biliyorsun. Dolayısıyla böyle uzun uzun metinler veriyorlar. Çok okuyanın, dikkat yeteneği olanın, satırları takip ederken sıkılmayan insanların başarılı olabileceği sorular soruyorlar. Dolayısıyla sen kitap okuduğunda ve bol paragraf sorusu çözdüğünde Türkçeden en yüksek başarı olacaksın. Peki hocam kitap mı okuyayım paragraf sorusunu mu çözeyim dersen mutlaka paragraf sorusu çöz. Sıkıldığın anlarda soru çözmekten o zaman da beğendiğin herhangi bir yazarın herhangi bir kitabını okuyabilirsin. Şimdi artık dersimizin taktiklerine geçiyoruz. Tamamen taktiksel ilerleyeceğiz. Dolayısıyla hiçbir şekilde endişelenmeden direkt bizi dinleyin arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Taktik maktik yok bam bam bam. Hayır bugün taktik maktik var. Gerçekten tüp taktikle gideceğiz. Gerçekten full taktikle gideceğiz. Dik Gerçekten tamamen taktikli gideceğiz. Dikkatlice dinlerseniz sizler de konuyu rahat rahat yaparsınız. Zaten sonrasında da bol bol soru çözdüğümüzde Zoru Bankası'ndan işte Dinamo Soru Bankası'ndan sıfırdandan bu konuyu süper bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Şimdi demiş ki konudayız. İlk başta konudan başlıyoruz. Şöyle konu diye başlama atıyorum. Konu. Sana eğer sınavda konuyu sorarsa bu parça metnin bu metnin konusu nedir der. Bu parça neden söz edilmektedir der. Bu parçada neden bahsedilmektedir der. Bu konusu oluyor. Şimdi demiş ki burada taktiğimiz vermişiz. Anahtar kelimeler konuyu buldurur. Yani anahtar kelime nedir? Kapıyı açan kelimeler. Harikasın. Kapıyı yani paragrafı açan, paragrafı anlamamızı sağlayan, parçayı anlamamızı sağlayan kelimeler. Demiş ki bak. Anahtar kelime şu. Metnin içerisinde, parçanın içerisinde sık sık tekrar edilen gördüğünde ya bunlar ne kadar çok bahsetti diyeceğin kelimelere biz anahtar kelime diyoruz. Bak şimdi. Ulaşım araçları günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Her gün değişik şekilde yararlandığımız bu motorlu kara çıkardıkları zararlı gazlarla soluduğumuz havayı kirletmektedir. Öyle ki hava kirliliğinin yarısı motorlu kara taşlarından kaynaklanmaktadır diyor. Şimdi bak, burada bir şey dikkatini çekti mi? Öncelikle, <laughs> öncelikle bak, ulaşım araçları kelimesi, kara taşları kelimesi, kara taşları kelimesi çok geçti. Sonrasında ne çıktı? Hava kirliliği hocam. Harikasın bak. Hava ikiletmektedir, hava kirliliğinin, zararlı gazlar. Bu kelimeler sık kullanıldı. Dolayısıyla biz bu metinde parçanın konusunu belirlerken ya da başlığı belirlerken bu anahtar kelimelere çok dikkat edeceğiz. Kara taşlarında kullanılan yakıt türleri, yakıt türlerinden bahsetmedim. Hayatın günlük akışında toplu taşımacılığın yeri, toplu taşımacılığın yerinden bahsetmedim. Motorlu kara taşlarının araçlar, karataşları karataşları, hava kirliliğinin etkisi, zararlı gazlar, hava kirliliği, hava kirliliği. İşte cevabımız C seçeneği oldu. Kirli havanın insan sağlığına zararları, za zararları var doğru ama bunu ondan bahsetmedi. O yüzden cevabımız C. Biz C işaretlerken anahtar kelimelere dikkat. Edelim. Şimdi başka bir soruya bakalım. Yine taktiğimiz burada yazıyor. Anahtar sözler yani tekrarlanan sözler, atıf yapılan kavramlar konuyu buldurur diyor. Şimdi Küresel iklim değişikliği günümüze yatsıramayacak yani inkar edilemeyecek bir gerçeklik olarak karşımıza durmaktadır. Küresel iklim değişikliği bak sürekli küresel iklim değişikliğimiz ikinci kez geçti. Hem insanlar hem de tüm ekosistem üzerine yıkıcı etkiler bırakmaktadır. Araştırmalar küresel iklim değişikliği ile ilgili birçok şey ortaya kesin küresel iklim değişikliği var. Harikasın. Doğru. Bakalım var mı A'da, B'de, C'de, D'de küresel iklim değişikliği var ama bakalım şimdi hemen atlamayalım cevaplara. Araştırmalar küresel iklim değişikliği ile ilgili birçok sebep ortaya koymaktadır. Besi alanlarının oluşturulması için ağaçların kesilmesi, toprağın ilaçlanması, tüm bu işlemlerin gerektirdiği lojistik faaliyetler, sadece elektrik, ısı ve ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar bile küresel iklim değişikliğini hızlandıran sebeplerdendir. Ayrıca sera gazlarındaki artış, atmosferden uzaya yansıyan güneş ışınlarının azalmasına ve buradaki enerjinin gezegende hapsolmasına yol açmaktadır. Bu durumda küresel iklim değişikliğinin sebepleri arasında yer almaktadır diyor. Şimdi... En fazla hangi kelime geçti Tonguç Ela? Küresel iklim değişikliği. Harikasın. Küresel iklim değişikliği geçti. Işte. O zaman burada bahsedilen şey kesinlikle küresel iklim değişikliği olacak. O da D seçeneğiydi. Küresel iklim değişikliğinin sebeplerinden. Bir şey daha dikkatini çekti. Çekmedi mi? hocam. Benim çekti. Parçaların son cümlesi çok önemlidir Tonguç'um. Yani bir metnin, bir paragrafın, bir parçanın son cümlesi genellikle bize konuyu ve ana düşünceyi teslim eder. Bak, bu durumda Küresel iklim değişikliğinin sebepler arası yer almaktadır diyor. Yani bir sürü durumlar var bu da yer almaktadır. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğinin sebebi çok net bir şekilde bizim için belli. Nasıl biz bir filmin son 10 dakikasını izlemezsek ne oluyor? Filmi anlayamıyoruz. Bir maçın son 10 dakikasını izlemezsen acaba ne oldu ne bitti diye merak ediyorsun. İşte paragrafların da son cümleleri çok çok değerli. Şimdi geldik ana fikre. Şimdi neredeyiz? Düşüncelerin annesi, fikirlerin annesi ana fikirdeyiz. Buradaki taktiğimiz neymiş? Örneklerden önce ana fikir yer alır diyor. Örneğin diyor ya bak burada. Örneğin diyor ya. Bu kelimeden önce sana fikir yer alabiliyor. Niye? Bak şimdi. Dünya üzerindeki eğilme alanları bu kadar geniş olmakla birlikte bitkilerin ortam şartlarına sıkı şekilde bağlı oldukları çok açıktır. Örneğin ekotural sahalardan orta enlemlere ve yüksek enlemlere diye gidiyor. Yani bir cümle verdi bize. Ardından örneğin dedikten sonra buradaki fikri, buradaki düşünceyi bize açıklıyor. Dolayısıyla biz örneğinden öncesine bakmamız yeterli ana düşünceyi bulmak için. Sonra ne dedi? Bu parçanın hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir dedi. Yani bu parçadan hangisi çıkarılabilir? Hangisine ulaşılabilir? Ne anlatılmak istenmektedir diyor. Bakalım. Bitkiler iklim ve toprak özelliklerinde meydana gelen değişiklerden etkilenir. E burada da onu dedi zaten. Dünya üzerindeki ilm alanları bu kadar geniş olmakla birlikte bitkilerin ortam şartlarına sıkı şekilde bağlı olduğu açıksa demek ki bitki ortam şartlarına yani iklim ve toprak özelliklerine meydana gelen değişiklikten etkileniyor. Yani ona sıkı sıkıya bağlı zaten örnekten önce de bunu söyledi. Diğerlerine bakalım ama A işaretledik ama hemen atlamayacağız. B, C, D'yi de kontrol edeceğiz. Dünyada doğal bitki örtüsünün bozulmasına yol açacak düzeyde bir iklim değişikliği yaşanmaktadır. Burada örneğinden önce bundan bahsetmedi. Küre üzerinde bitki örtüsünün en fazla çeşitliğe sahip olduğu yerler tropikal sahalardır. Örnekten önce bundan bahsetmedi. Orman alanlarının azalmasının sebepleriyle ilgili olarak uluslararası araştırmalar yapılmaktadır. Örneğinden önce bundan bahsetmedi. O yüzden cevabımız A seçeneği. Hemen başka bir soruya bakalım. Gene taktiğimizi verdik örneklerden önce ana fikir yer alır diyor. Örneğin kelimesi nerede burada Tom? Gucuk? Yok hocam örneğin kelimesi. Örneğin kelimesi yok ama söz gelimi kelimesi var. Bak söz gelimi diyor. Bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüzü yakalar. Söz gelimi yani örneğin demek istiyor. O zaman söz gelimi yani örneğinden önce ana düşüncemiz olması lazım. Bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüzü yakalara benzer bir ifade bulacağız. Anlatılmak istenen soruyor. Sade dille yazan sanatçıların eserlerinin kalıcı olduğu. Evet bak. Yalın, sade dil, Ölümsüzü yakalar kalıcı olur. O zaman cevabımız A gibi ama diğerlerini kontrol edelim. Büyük sanatçıların toplum tarafından hiç unutulmadı. Büyük sanatçıdan bahsetmedi. Dilin sade olmasından bahsetti. Günümüz okurunun belli sanatçıların eserini okudu. Hayır bundan da bahsetmedi. Yazarların dil hakkında görüşlerini toplum etkili bundan da bahsetmedi. Söz geliminden önce yani örneğinden önce ne dedi? Bir sanatçı dilinin yalınlığıyla ölümsüz yakalar. Sade dille yazan sanatçılar yalın dil eserlerinin kalıcı oldu. Ölümsüzlük. O yüzden cevabımız A seçim. Şimdi asıl anlatılmak istenen deyince bize ana fikri soruyorlar ya Tonguç'um. Bununla alakalı sana esas temel taktiği vermek istiyorum. Sana ne yapar biliyor musun? Şöyle bir parça başlar. Der ki la 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 Böyle gider 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 gider. Sonlara doğru hani bir filmin son dakikaları çok önemli dedim. Bir maçın son dakikaları önemli değil mi? Sonlara doğru sana der ki öyleyse der mesela öyleyse veyahut da işte kısaca der. Kısaca yani özetlemek gerekirse manasında. Bunlardan sonra da bize ana düşünceyi verir. Bir şeyler anlatır. Sonra öyleyse diyerek, kısaca diyerek bize ana düşünceyi verir. Başka bir yöntem ise, başka bir yöntem ise... Yine böyle başlar metne. La 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 la. Böyle gider gider gider. Böyle tam uzatıyorken... sona doğru der ki... ...ama der. Veyahut da ancak der. Veyahut da fakat der. Yani ben bu kadar anlattım. Bir şeyler anlattım seni yordum ama... ...ancak, fakat esas söylemek istediğim budur der. İşte sen nasıl örneğinden önceki cümle bize ana düşünceyi bulduruyorsa ama ancak fakattan sonra da ana düşüncelerin geleceğini bilmelisin. Bak şimdi istersen şöyle sorular üzerinden gidelim. Demiş ki bu parçaya göre eleştirmenden beklenen tutum aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bizde sanatçılar eleştirmenlerden kendilerini övmelerini bekler. Hele de eleştirmenlerle aralarından su sızmayanlar bunu eleştirmene bir görev olarak yükler. Kitap tanıtım yazılarına bakıldığında bazı eleştirmenlerin bu beklentilerden etkilendiği anlaşılıyor. Oysa bak ne demiştik az önce Tonguç Eylendi benim. Şuraya dikkat edin demiştik. Ama ancak fakat hatta buraya oysa'yı da ekleyelim. Bu da aynı gruba giriyor çünkü. Oysa ya bir şeyler anlattım ama oysa diyerek devam ediyor. Oysa eleştirmenin görevi sanatçıyı gözü kapalı yüceltmek değil. Yani sanatçıyı övmek değil. Eserin gerçeklerini nesnel bir bakışla ortaya koymaktır. Yani eleştirmen eseri nesnel yorum yapmadan incelemeli diyor. O zaman eleştirmenden beklenen tutum neymiş? El eserleri tarafsız bir bakışa değerlendirmek. Bu doğru. Niye? Nesnel bir bakışladı? Sanatçılarla dost kurmaktan kaçınmak bu değil. Yetenekli sanatçıları ölmekten çekinmemek bu da değil. Dostluk ilişkilerini her şeyin üstünde bu da değil. Bak oysadan sonra bize ana düşünceyi verdi. Az önce söylemiştim bak. La 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 diyor. Ama oysa fakat ancak diyerek sonrasında da bize ana düşünceyi getiriyor. Burada aynı şey yaptı. O yüzden cevabımız A. Başka bir soruya bakalım. Ne yapıyoruz Hocam, o Hocam taktik olarak hemen son cümleye bakayım mı? Bakabilirsin. Yani en azından soru çözerken bakabilirsin. Doğru yaptığını görürsen hep bu yöntemle uygulayabilirsin. Bak burada son cümlede ne var? Ancak var. Ancaktan sonrasına bakıyorum. Bir şeyler anlatmış böyle. Demiş ki la 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 Ancak demiş ardından da ana düşünceyi veriyor. Teknolojinin sağladığı olanaklar kütüphanelerin bu sıcaklığını asla vermez. Şimdi taktiğimizi verdik. Dedik ki yukarıdaki cümleleri okursun önemli ama son cümleler ancaktan o yüzden sonraki cümleler çok çok önemli demiştik. Şimdi burada ancaktan sonrasını okuduğumuzda bize esasında burada anlatılanlardan farklı bir şey söylediğini görüyoruz. Yani böyle gidiyor artı 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 gidip sonra ancak bir anda eksi eksi diyebilir. Çünkü biliyorsun ancak ama oysa fakat gibi bağlaçlardan sonra düşüncenin akışı değişiyor. Dolayısıyla burada kütüphaneler alakalı bir şeyler söylemiş olabilir. Sen burayı iyice anlamış olabilirsin. Ama ancak esas söyledi bundan sonra çünkü değiştirecek yönünü değiştirecek düşüncenin. Şimdi Teknolojinin sağlığı olanaklar kütüphanelerin sıcaklığını vermiyorsa buna benzer bir cümle bulacağız. Teknolojinin sağlığı olanakların kütüphanelerin oluşturduğu ortamı yerini imkansızdır. Bu aynısı cevap A ama diğerlerini kontrol edelim. Kütüphaneler sayesinde yüzyıllardır kitapların orijinalleri korumuştur. Böyle bir şey demiyor burada. E, bilgi nasıl kaynağı kütüphanelerdir. Eyvallah doğru ama burada öyle bir şey demiyor. İnternetin sağladığı imkanlar sayesinde kitap satış oranları düşmüştür. Burada bundan bahsetmemiş. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bak dikkat et ne yaptık Tonguç'um? Burayı okumadan direkt sadece burayı okuduk ama bunun sebebi ancak oysa ama fakat olduğu için ve zaten taktik üzerine gittiğimiz için. Şimdi başka bir soruya bakalım. Demiş ki bu metinde bu arada sorumuzu işaretledik mi ona bakalım. Ha işaretlemişiz. Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi e, hemen şöyle okuyorum ama diyor. Yani bir şeylerden bahsediyorum ama Ana düşüncem burada diyor. Bakalım. Tabii ki bunların hepsi eğitimli olur. Kişide bu yetenekler vardır ancak eğitimle daha da geliştir diyor. O zaman biz eğitimle alakalı bir şey bulacağız. Her iki elini kullananlar daha zekidir. Yeteneklerimiz ancak eğitimle gelişir ve bir anlam kazanır. Sağ ve sol el kullanımının meslek seçiminde etkisi yoktur. İyi bir öğretmen muhakkak sağ elini kullanmalıdır. Şimdi burada yani amadan sonraki ifadede ne diyor? Hepsi eğitimli olur. Kişide bu yetenekler vardır ancak eğitimle daha da gelişir diyor. Yani yeteneklerimiz ancak eğitimle gelişir bir anlam kazanır. Burada en yakın ifade bu son cümleye Bursa seçeneği olmuş oluyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum Tonguç'um. Sadece son cümleyi okuyarak biz yapmayacağız tabii ki. Ama ben sadece son cümleyi okuyarak amadan, oysadan, ancaktan, fakattan sonraki ifadelerde de yakalayabileceğinizi göstermek istedim. Siz bunu bilin ama yine siz tabii ki en başından okumaya devam edin. Yani taktiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Lale lale la 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 diyecek. Sonra kısaca özetlemek gerekirse diyerek bize ana düşünceyi verecek. Veyahut da la la, 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 la diye anlatacak Tonguç'um. Sonrasında ama oysa fakat diyerek bize ana düşünceyi verecek. Bunu bilmemiz önemli. Bir de dersimizin başında bir şey göstermiştik. Ne demiştik? Ana düşünceyi veriyordu. Sonrasında örneğin diyordu. Mesela diyordu. Söz gelimi diyordu. Sonrasında bunu örneklendiriyor. Dolayısıyla bu tarz kritik yerlere dikkat edeceğiz Tonguç'um. Ama biz tabii ki paragrafın bütününü okuyacağız. Şimdi geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başta olmayan uygundurdu? Geldik başlık kısmına. Başlık kısmını yapacağımız şey de şu. Yine anahtar kelimeleri bulmak. Anahtar kelimeleri... Kapıyı açan kelimeler. Harikasın. Kapıyı açan kelimeler. Bakalım. İnsanlık günümüz uygar toplum düzeyine çok çalışarak, engelleri aşarak, alın teri dökerek gelmiştir. Hmm. İnsanlık diyor uygar topluma ter dökerek gelmiş. Tamam. Taş devri insanından uzayda gezinen insana varan bir hikayenin de özetidir uygarlık. Yine uygarlık kelimesi geçti bak. Uygarlık olacak canavarlarımızın içerisinde. Çok çalışmak, engelleri aşmak yanında başkalarıyla iyi geçinerek, anlayış ve hoşgörü çizgisinde birbiriyle konuşarak, birbirini dinleyerek, bilgi ve tecrübelerinden karşılıklı yararlanarak da bugünlere geldiğini unutmamanız gerekiyor diyor. Şimdi hangisi bu parçanın başta olmaya en uygundur? İnsanın uygarlık yolculuğu Evet niye uygar toplum dedi uygarlık dedi insanın bu süreçteki yolculuğundan bahsetti. Uygar toplumlar değil teknoloji ve insan değil eski toplumlarda yaşamdan da bahsetmedi. O yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi gelelim yardımcı fikir sorularına. Yardımcı fikir sorularında bize yukarıda olup da aşağıda olmayan şeyi sorar. Yani hangisine değinilmemiştir der ve altını çizer. Veyahut da hangisine ulaşılamaz der ve altını çizer. Veya hangisi çıkarılamaz der ve altını çizer. Hatırlarsan dersimizin başında kesinlikle dikkat etmemiz gereken cümleler vardı işte. Sadece, mutlaka, kesinlikle, bütünüyle, asla gibi ifadeler çok iddialı ifadelerdi. Buna dikkat edeceğiz. İşte yardımcı fikir sorularında şimdi vereceğim taktiği iyi dinlemelisin Songuçum Şimdi ana düşünce sorularına ne yapıyorduk? Böyle adam anlatıyordu la 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 diyordu. Ve sonrasında da ana düşünceyi cümlenin sonuna doğru saklıyordu. işte ama diyerek, oysa diyerek, kısaca diyerek, özetlemek gerekirse diyerek bize ana düşünce veriyordu. Fakat yardım düşünce sorularında şöyle bir durum var. Adam kırmızıdan bahseder tamam mı? Maviden bahseder, maviden bahseder. Sonra sarıdan bahseder. Sonra da soruda der ki yukarıdaki parça hangisinden bahsedilmemiştir der. A seçeneğine kırmızıyı koyar. B seçeneğine maviyi koyar. İşte C seçeneğine sarıyı koyar. Sonra da D seçeneğine bak şurayı şöyle biraz yukarı kaldıralım sayfamız gözüksün. D seçeneğine de yeşili koyar. Şimdi burada yeşilden bahsedilmedi belli. Niye? Kırmızı var, mavi var, sarı var. Fakat sen şimdi burada renklerle anlıyorsun ama bu soruları yaparken yani böyle bu tarz yardımcı fikir soruları geldiği zaman ne yapacaksın? Zaman kazanmak adına buradaki bazı anahtar kelimeleri yakalaman lazım. Yani burada şunu kastediyorum anahtar kelimelerden kastım. Şimdi sana böyle bir metin ver diyelim ki şöyle uzun uzun gidiyor metin. Renklerini hiç vermiyorum mesela. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Ardından da hangisine değinilmemiştir dedi. Veyahut da hangisi çıkarılamaz dedi. Bak değinilmemiştir dedi. Altını çizdi. A seçeneği var, B var, C var, D var. Şimdi bu tarz sorularda taktiğimiz şudur Tonguç'um. Böyle sayı, yıl, özel isim, dikkat çekici kelimelere dikkat et. Mesela burada der ki A seçeneği 1935 der mesela. Veyahut da B seçeneğinde atıyorum Ankara der. Veyahut da C seçeneğinde işte ne bileyim cep telefonu der. Böyle garip garip kelimeler tamam mı? Yani şu kelimeleri biz her zaman her paragrafta göremeyiz. Mesela ulaşılır, yapılır, ancak doğru, tabii ki. Evet, bu tarz kelimeleri her yerde görebilirsin ama 1935 tarihi ya da Ankara şehri ya da cep telefonu kelimesi spesifik kelime. Bunları şöyle bir şu altını hafiften kaç saniye şöyle bir göz gezdirip geri paragrafa dön. Sonra burada eğer 1935'i görürsen veyahut da Ankara'yı görürsen Burada biraz daha dikkatini yoğunlaştırman gerektiğini, gözlerini dört açman gerektiğini anlarsın. Niye? Çünkü burada 1935 vardı bir daha geçti. Ankara dedi bir daha geçti diye kendine bir zaman kazandırmış olur. İstersen bunu soru üzerinde gösterelim. Bak şimdi. Demiş ki bu parça aşağıdakilerden hangisine denilmemiştir diyor. Hemen bir saniye içinde şöyle bakıyoruz. Geometri, Sivas, sınıf geometri kitabı. Ha, bak bunları hızlıca baktım. Burayı okumadım bak, seçenekleri okumadım. Sadece burada dikkatimi çekebilecek kelimelere baktım yani. Şimdi bunları gördüğüm zaman, geometri kelimesini gördüğüm zaman dikkat edeceğim. Bakalım. Atatürk'ün yazmış olduğu geometri kitabındaki terimlerin hepsini kendisinin bulmasının nedeni geometriyi daha anlaşılır bir hale getirmekti. Hmm. Şimdi Atatürk'ün yazmış olduğu geometri kitabı diyor burada Atatürk'ün geometrik kitabı yazdığına ulaşabiliyoruz. Bu var. Bir kere bunu yakaladık. Tamam. 1919 yılında Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina olan bir lisede bak Sivas. Ha, kongre binesi son sonra. 1919 yılında Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina olan bir lisede 1937 yılında bir geometri dersine giren Ulu Önder çocuklarla geometri hakkında sohbet etmiş ve onlara sorular sormuştur. Bu sohbetten sonra eski terimlerle geometri öğreniminin zorluğunu anlamış. Ha bak yine geometrik kelimesi. Ve bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilmez. Terimlerin hepsi Türkçe olmalıdır diyerek dersi kendisinin bulduğu terimlerle anlatmıştır diyor. Şimdi geometrideki eski terimlerin Türkçe olmadığına da ulaşabiliyoruz. Şimdi geldik B ve C'ye. Sivas'taki kongre binasının sonradan liseye dönüştürüldü. Hmm. Sonradan liseye dönüştürüldüğüne dair bir şey söylemedi. Atatürk'ün girdiği bir sınıfta ders anlattın. Evet derse katıldı. Çocuklara sorular sordu. O zaman bu da var ama Bursa seçeneği yok. Dikkatliysen anahtar kelimeleri bulup hızlı bir şekilde okuduk. Ardından da zaten metni okuduğumuz için aklımıza kaldı. Atatürk'ün sınıfta ders anlattığını, terimlerin Türkçe olmadığını, Atatürk'ün geometri kitabı yazdığını bunu en başa koymuştu zaten. Ki sorularda da böyle yapar Tonguç'um. En yani D seçeneğini en başa koyar. Yani D seçeneği en uzakta ya buradan buraya gelince kadar unutmanı ister. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Şimdi geldik o zaman cevabımız ne olmuş oldu? Bursa seçeneği oldu. Geldik parça soru cevaba. Sana bu tarz sorular der ki bu paragraf hangi soruya cevap olarak söylenmiştir? diye bir soru kökü verir. Sonra da seçeneklere sorular koyar. Bu tarz sorularda şuna bakacaksın. İlk cümledeki yapısal ifadeler. Evet, hayır. Çünkü bak. Evet diyorsa, hayır diyorsa, böyle bir cevapla başlıyorsa, bunun sorusu nokta nokta mı ya da mu gibi bir mimulu sorudur. Neden biliyor musun? Çünkü mesela bir insana kaç yaşındasın diye sorduğun zaman evet diye cevap vermez. Yani yaşı söyler. Yani veyahut da nerelisin? Evet. Hayır. nerelisin? şehirle cevap verir. Veyahut da işte kim geldi? Evet. Kim diyorsa, nere diyorsa, kaç diyorsa böyle gerçek sorular varsa. bir şöyle gerçek sorular vardır. Nerede? Hangi? Kaç? İşte ne? Böyle bir soruya sen evet hayır diye cevap vermezsin. Geldi mi gelmedi mi? Çalıştı mı çalışmadı mı? İstiyor musun istemiyor musun? Sen evet ya da hayır dersin. Evet diyebiliriz ya da diyemeyiz dersin. Dolayısıyla burada bu tarz sorular varsa böyle başlayamaz. Sen böyle bir cevap gördüğün zaman evet hayır gördüğün zaman mimolu soracaksın bir. Veyahut da çünkü diye başlıyorsa cevaba çünkü diye başlıyorsa o zaman da sorusu niçin, niye, neden gibi bir sorudur. Niye? Çünkü Bak niye çünkü diyorum ben hemen. Niye diye sormuş ki burada çünkü diye giriş yapmış. Burası da önemli Tonguç evladım benim. Şimdi sonuç olarak bu tarz yapısal bağlantılara dikkat edeceğiz. Bir de bir de şu da önemli. Sana ne kadar yapısal bağlantı yapsa da Türkçe sorularında yani bilhassa paraf sorularında seni şöyle yorarlar böyle. Hani demiştim ya az önce. La 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 uzun uzun anlatırlar. Sonra doğru ama oysa diyerek kısaca diyerek ana düşünceyi saklarlar demişim. İşte bu hangi soruya cevaptır, hangi soruya cevap olarak söylenmiştir sorularında da bunu yaparlar. Adam bir şeylerden bahseder. Böyle gider 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 böyle bir bilgiler verir. Dolayısıyla ben işte futbolu çok seviyorum der. Tamam mı? Bu yüzden futbolu çok seviyorum der. İşte demek ki bu soruda sen şunu arayacaksın. Neden futbolu çok seviyorsun? Futbol çok iyidir. Futbol şu tarihte bulunmuştur. Futbol oyuncuları şöyledir falan filan bir şeylerden bahseder. En sonra da dolayısıyla ben bu yüzden futbolu seviyorum der. Demek ki adamın sorduğu şey Futbolu neden seviyorsun? Dolayısıyla sen de bu tarz sorularda son cümlelere yine dikkat edeceksin. Yani nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkamıyorsan, bir maçın son ikinci yarısını izlemeden çıkarsan, maçın skorunu öğrenmemiş oluyorsan, paragraf sorularında da son cümlelere dikkat etmen gerekiyor. Tonguç evladım benim. Şimdi sana ödevlerimizi hazırladık. Zaten kitap sorularımız vardı. Kitap okumalısın dedik. Aynı zamanda Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan, sıfırdan 8'den ödevler verdik ama... Burada hikayenin unsurları diye bir şey var. Onu anlatmak istiyorum. Bu çok basit bir şey. Çok kolay bir şey. Hemen anlatacağım. Hikayede olay, zaman, anlatıcı, yer, şahıs ve varlık kadrosu denen kavramlar var. Bunlarla alakalı sorularımız olursa şaşırma diye gösteriyorum. Hikayede kişilerin baştan geçenler olaydır. Bunu zaten biliyorsun. Olayın geçtiği zaman aralığı zamandır. Mesela Temmuz sabahıydı diyorsa Temmuz zamandır. Veyahut da işte bundan yıllar önce diyorsa bundan yıllar önce diye belirsiz bir zaman vardır. Olayın geçtiği mekan yerdir. Okulun bahçesi toplanmıştık diyorsa okulun bahçesi olayın geçtiği yerdir. Hikayenin unsurlarında yeri vermiş olur. Şahıs ve varlık kadrosu ise olayı yaşayan kişi hayvan veya varlıklardır. İşte bir gün bir kediyle e, karga diyorsa e, o zaman sen orada kedi ve karganın e, bu hikayedeki veya bu fabuldaki şahıs kadrosunda olduğunu bilmen gerekir. Bir de anlatıcı vardır olayı okura anlatan kişidir. Bu bazen birinci kişi bazen üçüncü kişi olur. Eğer geldim diyorsa ya da geldik diyorsa yani ben geldim ya da biz geldik diyorsa olayı birinci kişi anlatıyordur. Geldi yani o geldi ya da onlar geldiler gibi bir ifade varsa bu da üçüncü kişili anlatım olmuş oluyor Tonguç'um. Şimdi sen sıfırdan sekize kitabında zaten ödevlerimizi vermiştik. Buradan mutlaka mutlaka çözerken şuna dikkat etmeni istiyorum Tonguç Eylül benim. Solda konu var. Sağda mintoş sorular var. Kolay sorular var. Bunları çözmelisin. Buradaki soruları çözdükten sonra. Buradaki soruları çözdükten sonra. Bak hikayenin soruları da burada. Takıldığın sorular olursa mutlaka yanlışlarını kontrol etmelisin. Çünkü paragraf soruları bol bol çözülüp. Hata yapılıp doğruları öğrenildikten sonra hallediliyor. Dersin başında taktikleri de vermiştik. Hadi bakalım Ozan ödülü soru yap. Yorumları yolla Tonguç Elan'da benim. Dinamo'dan ve Zorudan da sorularını çözmeyi unutma. Şimdiden hepinize başarılar arkadaşlar. Tonguç Dershane sundu.